bütün o değerli kadroyu, değerli insanları bir kez daha şükranla ve minnetle yad ediyorum. Toplantı öncesinde Başkan Gürkan, meclisin kadın üyelerine kadınların belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla çiçek hediye etti. Gürkan, göreve geldikleri 4 yıldan bu yana meclis olarak kentin daha iyi konuma gelmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi. Başkan Gürkan, Edirne'nin en önemli sorunlarına el attıklarını dile getirdi. Gecikmeli de olsa altyapı ihalesini bitirmiş, gerçekleştirmiş ve İller Bankası'ndan kredi isteme noktasına getirmiş olarak huzurunuzdayız. Kuşkusuz bu süreçte şunu çok samimi olarak ifade ederim. Bazı art niyetlerin dışında meclisimizi oluşturan bütün siyasi partilerden, meclis üyelerimizin tümünden, bütün siyasi parti il başkanlarımızdan hiçbir engelle karşılaşmadığımız gibi bizatihi çok büyük teveccüh ve çok büyük destek gördük. Alınan ve alınacak olan her türlü kararı desteklediklerini, arkasında olduklarını ve bundan sonraki süreçle ilgili de özellikle Sayın Yasak Meşe, kredi sürecüyle ilgili, kredinin onaylanmasıyla ilgili her türlü katkıyı ve desteği vereceklerini açıkça ifade ettiler. Buradan Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyenin yol kenarı işgal harcı ücretlerinin düşürülmesi için çalışma yaptıklarını belirtti. Dün akşam grupta arkadaşlarımızla da bu konuyu tartışırken, konuşurken hep aynı sakınca dile getirildi. Ya bir saat olursa işte çekecek adam gece yarısına kadar arabayı tutacak falan gibi. İlk 3 saate kadar 1 lira, ilk 3 saatten sonra normal tarife uygulanması şeklinde bir tartıştık, düşündük. Turgut Bey'le meclisten önce yine görüştük AK Parti Grup Başkan Vekili'yle. O da bunu plan bütçe komisyonuna havale edelim, orada bir tartışılıp gelebilir dedi. Şimdi sözü meclis üyelerimize veriyorum. Fikirlerinizi aldıktan sonra kararımızı vereceğiz. Toplantı komisyon üyelerinin seçiminin yapılmasının ardından sona erdi. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, uyuyor.